Evet sevgili izleyenler, ekranların en çok izlenilen spor programı Tele Markaj'dan herkese iyi akşamlar. Her hafta pazartesi sizlerle birlikte oluyoruz biliyorsunuz saat 20.30'da ama dün Şanlıurfa Spor kendi saha ve seyircisi önünde Fatih Karagümrük'ü konuk edince bizler de maçta olduğumuz için bu hafta özel bir programla, Tele Markaj özel programla salı akşamı bu akşam sizlerle birlikte olacağız ve her zaman olduğu gibi değerli yorumcumuz, spor adamı Sayın Mehmet Baylan'la birlikte. Sayın Baylan hoş geldiniz. Hoş bulduk Ademciğim. Ben de ekranların başında bizi izleyen bütün izleyicilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Tabii gönül isterdi ki galibiyetten bahsedelim ama olmadı. Sağlık olsun diyelim. Bu maçın detayını, geniş analizini hep birlikte konuşup değerli izleyicilerimizle birlikte ortak bir şekilde güzel bir program olacağını tahmin ediyorum. Şimdiden herkese iyi seyirler diliyorum. Evet. Mehmet abi aslında biraz da özetlemiş oldu. Şanlıurfa Spor Karagümrük maçının bütün analizini bu programda izleyebilirsiniz. Hatta Ali Mahalle'nin görmüş olduğu kırmızı kart pozisyonuyla ilgili de görüntülerimiz olacak. O pozisyonla ilgili de Sayın Mehmet Baylan'ın yorumunu çok merak ediyoruz. Bunu da kaçırmayın. Sürpriz telefon bağlantılarımız olacak programımız boyunca. Ve hemen başlıyoruz. İsterseniz Mehmet abi bu hafta oynanan maç sonuçlarıyla başlayalım. Evet. Kim ne yaptı onunla ilgili bir ekrana getirelim. Değerli arkadaşlarımızdan hemen ekrana getirsek bu hafta 6. hafta sonunda 1. Lig'de oynanan maçların getiriyor. Cuma günü başladı. Erzurumspor kendi sahasında Esenler Erokspor'u 2-1 geçerken Manisa Spor yine aynı gün Cuma günü oynanmıştı. 5-1 Malatya'yı geçti. Cumartesi gününe baktığımızda Pendik Spor kendi sahasında Gençler Birliği'ne kaybetti. Ames Spor 1-1 Bolu Spor'la kaldı. Ankara Gücü kendi sahasında Sakarya Spor'u 2-1 ile geçti. Ve diğer maçlara devam ettirelim videoyu. Pazar günü oynanan maçlar vardı Mehmet abi. Onlar da gerçekten nefes kesen ve gollerin belki de çok olduğu maçlardan biri de Ümraniye Spor, Beşiktaş Adana Spor'u geçti. Ankara Spor, Ankara Keçiören Gücü, Iğdır Spor'u 2-0'la geçti. Golsüz berabere biten İstanbul Spor, Tek Süt Bandırma maçı vardı. Kocaeli Spor, Çorum'u deplasmanda ikinci yarıda vurduğu gollerle geçmeyi başardı. Ve 6. haftanın son maçı da Şanlıurfa Spor, Fatih Karagümrük karşısında 3-1 kaybetti. İlk yarısı 1-1 bitti. İkinci yarıda gollerle ilgili de konuşacağız. Puan durumunu ekrana getiren Mehmet abi isterseniz. Ondan sonra hemen maçları tek tek değerlendireceğiz. Şanlıurfa Spor'la başlayacağız. 6. hafta sonunda lider hemen İstanbul Spor'u görüyoruz. 13 puana sahip sevgili izleyenler. Hemen arkasından Kocaeli Spor 12 puanla 2. sırada. Manisa Spor 3. sırada 11 puanı var. 4. Gençler Birliği'nin 11 puanı var. 5. Iğdır Spor'un 10 puanı var. 6. Ümraniye Spor'un 10 puanı var. Erzurumspor 9 puanda 7. sırada. Ames Spor yine aynı puanda. Ankara Keçiören Gücü'nün 9 puanı. Fatih Karagümrük'ün 9 puanı. Pendik Spor'un 9 puanı. Ankara Gücü'nün 12. sırada ve 9 puana sahip olduğunu görüyoruz. 13. sıradaki Bandırma Spor'un 8 puanı var. Hemen 14. sıradaki Sakarya Spor'un 7. 6'şar puanı olan 15. Çorum Spor, 16. Bolu Spor, 17. Şanlıurfa Spor'u görüyoruz. 18. Adana Spor'un 5 puanı var. Ve ligin son sırasına baktığımızda da Esenler Erok şu anda ertelenen bir maç var. Maç eksikliği vardı, onu oynuyor. 19. sırada ve 3 puana sahip son sıradaki Yeni Malatya Spor'un eksi 3 puanda olduğunu görüyoruz. Bu haftayı da Yeni Malatya Spor puansız kapattı Mehmet abi. Böyleydi maçlar. Neler söylemek istersiniz? Bu arada da 22. dakikada Esenler Erok Yeni Malatya Spor maçı da 0-0 devam ediyor. Evet. Ertelenen bir maçtı. Erteleme maçı. Tabii ki Esenler Erok için de önemli bir maç aslında. Zaten Yeni Malatya'nın durumu ortada. Tabii bizi de ilgilendiren bir maç aslında, gerçeği konuşmak lazım. Çünkü artık ligdeki bütün maçlar bizi ilgilendiriyor. Bunu kabul etmemiz lazım. Bakın samimi söyleyeyim. Yani Urfa Spor'un bugün geride kalan 7 haftada dikkat ederseniz kulüp başkanımız bir ara bağladığımızda 9 haftada ne yapar demiştik. 9 puan demişti. Bence o ligde kalmak adına önemli bir istatistik. Tabii ki dün bir hakem faciası vardı, onu söyleyeyim. Öyle puan durumuna baktığımız zaman Urfaspor'un şu anda en azından bir 9 puanın olması lazımdı. Evet. Daha rahat, daha önünü görebilmesi açısından. Fakat olmadı. Sağlık olsun. Çünkü zor bir fikstürümüz var Ademciğim. Yani şimdi baktığınız zaman İstanbul Spor'la oynanmış Şanlıurfa Spor'la. Şu anda lider. Evet. Ara Gümrük'le oynamış.
Ömrü Aynay ile oynamış. Urfaspor'un oynadığı maçları söyleyeyim. Bandırma ile oynamış. Sakarya ile oynamış. Ankara Gücü ile oynamış. Ligin iddialı en önemli takımlarıyla oynamış. Ha, bu haftada şimdi, Kocaeli var. Haftaya Kocaeli var. Daha önemli bir maç. Evet. E şimdi zaten ligde her takım her takımı yenebiliyor demiştik ama bir de üst kadar aşağıdaki takımlar da önemli. Yani Adana Spor, Ümraniye, bizim burada yendiğimiz Ümraniye'den 5 tane gol yedi bu hafta. Biz Ümraniye'yi kendi sahamızda yenmiştik. Adana Spor orada 5 tane gol yedi Ümraniye'den. Evet. Bu da ilginç. Yani her takım her takımı yenebiliyor. Her takım da deplasmanda ve iç sahada kazanabiliyor. İşte Manisa örneği. Yani baktığımız zaman Manisa'da işte biz geçen sene Urfaspor'da bunu söylüyorduk. Bakın. Kaleci kim biliyor musun? Alperen. Geçen sene Urfaspor'un. Kaleci bu hafta ve bundan önceki hafta ya 2-3 hafta zaten bunun sinyallerini veriyordu. Şimdi yıllardır bunu söylüyoruz adamcığım. Yani hem puan durumu kalsın hem de konuşalım. Atanın ve tutanın iyi olacak. Bir takımda atanın ve tutanın iyi oldu mu o takım başarıya gider. Bu bir gerçek. Bunu kabul etmemiz lazım. Manisa Spor yani örneğin Emre'yi. Galatasaray verelim. Yani Muslera iyi kaleci. Icardi iyi golcü. Evet. Bunları bir araya getirdiği zaman atanın ve tutanın iyi olduğu zaman çok rahatlıkla bakın çok rahatlıkla başarıya ulaşabiliyorsunuz. Şimdi biz de Urfaspor 1-0 öne geçti. Hep beraber izledik gördük. Ya 2 dakikada yani arkadaşlar kalsın puan durumu hem konuşalım hem de puan durum üzerine analizimizi yapalım. Yiyilecek gol muydu ya? Kaleci eliyle içeri aldı ya. Yani Erzan iyi niyetli olabilir, gelecek vaat edebilir ama Urfaspor'un bu şartlarda kaleyi daha emin birine teslim etmesi lazım. Evet. Ve biz bunu bakın haftalardır söylüyoruz. Lig başlamadan önce biz programlara başladık. Hatırlıyorsun. Sen de ısrarla bunu gündeme getiriyordun. Ben de Erzan kalsın kalmasın demiyoruz ama Erzan'ın önüne daha tecrübeli, daha ligi bilen yani bu kadar masraf yapıldı, edildi. Belki çok yapılmadı ama daha tecrübeli bir kaleyi alamaz mıydı? Evet Mehmet abi şimdi ikinci yediği ikinci golde bana göre tamamen kaleci hatası. Üstüne gelen toptan korkuyor. Yani üçüncü gol de öyle. Üçüncü golü de ikram ediyor. Aldı verdi önüne. Üçüncü gol de öyle. Üçüncü golde de hata var. Yani yediği üç golde de Ersan'ın zaten bir hatasının söz konusu olduğunu hemfikiriz. Yani. Ve bu hafta için değil. Geçtiğimiz hafta öyle, ondan önceki hafta öyle. Yani kale zaten tehlikeli sinyaller veriyordu. Artık patlak ya vermeye başladı. Şimdi Adem'ciğim yani ligin en çok gol yiyen takımı... Bir isterseniz ekrana getirelim. Evet. Bu ligde yani 6 haftayı geride bırakırken en çok gol atan ve en çok gol yiyen takımları bir ekrana getirelim. Yani bir Adana Spor ve getirelim. Adana Spor 17 gol yemiş bu hafta. Ümraniye'den yedi ola birlikte. Urfaspor 13 tane gol yemiş. Yani şimdi evet. İstanbul'a 3-0 yenilmişsiniz. Şimdi bakın. Burada bakıyoruz Manisa Spor'un en çok bu ligde 6 hafta sonunda 13 golle üst sırada. Ne zor şartlar altında başladı Manisa Spor bu ligde biliyorsunuz. Öbür tarafa baktığımızda Adana evet. Spor en çok gol yiyen ilk sırada 17 golle. Yeni Malatya Spor yani biliyorsunuz altyapıyla falan çıkıyor. Yani onu saymıyorum ben Yeni Malatya'yı. Evet. Sonrasında da Şanlıurfa Spor geliyor 13 gol. Ümraniye evet. Spor 10 gol. Esenler Erok 9 gol. Fatih Karagümrük oynadığımız bu hafta evet, 9 gol ile evet. Sıralama böyle. Öbür tarafa baktığımızda bakın sizin dediğiniz çıkıyor Mehmet abi. Fatih Karagümrük 9 gol yemiş ama 10 gol de atmış. Hem evet, gol atıyor evet. Hem gol yemiş. Bu lige baktığımızda işte İstanbulspor'un 11 golle üst sıralarda görüyoruz. Iğdırspor'un 10 gol, Pendikspor'un 10 gol. Adana Spor belki en çok gol yiyen takım ama ilk 6 ilk 7'nin içerisinde en çok gol atan takımlar evet, arasında evet, da var. Evet, görüyoruz. Doğru. Şanlıurfa Spor'a baktığımızda yani çok alt sıralarda 7 gol atmış. 13 gol de kalesinde görmüş. Tablo böyle Mehmet abi. Yani işte çok gol yiyen takım düşme potasının bence en büyük adayıdır. Çok gol yiyen takım demek ki hem defansif anlamda hem ofansif anlamda hata yapan takım. Evet. Manisa Spor bu arada hani en çok gol atan 13 golle üst sırada baktığımızda da alt sıralarda da en az gol yiyen 6 gol 7 gol görmüş karesine. Yani ki lige zor şartlar arasında başladı. Saha elinden alındı. İşte Manisa takımı değil denildi. Şahsi takım denildi. Yani bu 6 hafta içerisinde sürpriz bir tabloyla karşılaşıyoruz. Yani karşıyayız. Şimdi bizim Manisa Spor'un üst sıralarda yer alması gerçekten değerli sürpriz. Değerli izleyicilerimize biz bunu anlatalım. Yani biz burada ligin analizini yaparken tabii ki gönlümüz Şanlıurfa Spor'dan yana kendi takımınızın her zaman başarılı olmasını istersiniz. Şimdi sezona başlarken Urfaspor ne dedi biliyor musunuz? Bu ligde kalmak adına. Yani şimdi bir iki maçta alınan 6 puan tamam ilerisi için umut vaat etti ama
Şimdi ekranlar başından izleyicilerimiz ayrılmasınlar. Söyleyelim, sevgili kulüp başkanımızı programımızın içerisinde yayına alacağız. Kendisine sorulmamış, sorulacak. Ondan sonra bu maçla ilgili ve kongre ile ilgili de 28 evet, Eylül'ü yani, ertelendi. Onu da belirtelim. Bu hafta sonu cumartesi. İzleyicilerimiz yazmışlar. Acaba Ademciğim, yani kongrenin de mi etkisi oldu? Mehmet abi, kongre yani çoğunluk şimdi, sağlanmadığı için bir evet, sonraki hafta, yani bu hafta yani cumartesi şimdi, ertelendi. Futbolcular kongreden etkilendiler mi? Yani şimdi bir de onun etkisi var. Her şeyi bırakın. Yani bu akşam eski Urfa Spor As Başkanlarından Başkan Vekili Sayın Kemal Süt de mevcut yönetim aday değilse ben adayım diye bir basın açıklaması oldu. Hatta programdan önce bir görüşmemiz oldu buraya gelmeden olmazsa önce. Müsait olursa kendisine evet, bir yayına bağlayabiliriz. Yani Kemal Bey de mevcut yönetim, bakın bunu ısrarla söyleyelim, bir yanlış anlaşılma olmasın. Çünkü sosyal medyada falan paylaşıyor. Mevcut yönetim şayet aday değilse ben adayım diyor. Ama mevcut yönetim büyük bir ihtimalle tekrar aday. Bunu da izleyicilerimizle paylaşalım. Yani bu günler geçer diye düşünüyorum. Devre arasına kadar Urfa Spor ne kadar çok puan toplarsa ki devre arasında, yani şimdi oynanan 11'de bir Stefan Avsoski var biliyorsun. Makedon futbolcu, Makedon önemli bir takımda şimdi da oynuyor şeyi ama. Şimdi şeyi ekrana getirelim. Bir hayal kırıklığı. Evet. Evet, kadroyu bir ekrana getirelim. Şanlıurfa Spor maçında istatistikleri bir ekrana getirebilir miyiz arkadaşlar? İlk 11 ve istatistikleri de bir onunla ilgili de bu hafta Şanlıurfa Spor Fatih Karagümrük karşısında ne yaptı? Hemen onu da arkadaşlarımızdan rica edelim. Tabii yani şimdi baktığımızda kongrenin çoğunluk sağlanmaması acı verici bir olaydı. Ben gördüm, birkaç fotoğraf paylaşmıştı Şanlıurfa Spor kulüp yetkilileri, işte salonun bomboş olduğunu. Kongrede yine Şanlıurfa Spor'un tesislerinde gerçekleşmişti bu hafta, biliyorsun Mehmet abi. Biliyorum. Çoğunluk sağlanmayınca bir hafta sonra, bu hafta sonu cumartesi günü tekrarlanacak. Çoğunluk bu sefer aramayacak. Evet, Şanlıurfa Spor Fatih Karagümrük maçının 11'i böyleydi. Mehmet abi ekrana arkadaşlarımızı getirdi. Ersan, Burak Çamoğlu, Embula, Mehmet Coşkun, Miraç, Stefan, Hasan Hüseyin Acar, Muhammed Gönül Açar, Beyiç, Male ve Kayode 11'i ile başladı Karagümrük karşısına. Kadroyu nasıl değerlendirirsiniz? 11 her zaman ideal bir 11 miydi? Şimdi, yine burada değişiklikler var geçen yani haftaya baktığımızda. Yani bugüne kadar Abdülkadir'e hiç şans verilmedi. Demek ki antrenmanlarda da hoca, bu biraz da Erkan Hoca'nın burada açık söyleyeyim bariz bir şekilde hatası var. Yani Amar Beyiç bir türlü topu ileriye taşıyamıyor. Bakın. Evet. Bir türlü rakip ceza sahasına topu götüremiyor bir. Şimdi bu takımın ileri üçlüsü gerçekten iyi. Bakın Kayo da iyi futbolcu. Yavaş yavaş uyum sağlarsa daha da iyi olacağını düşünüyorum. Aleymalle 49. dakikada eminim ki belki kırmızı kart yemezse, ki burada hakem Tolga hakeme de yani yazık. Evet. Hakemsiniz. Türkiye liglerinde VAR çıktıktan belli hiçbir orta hakem, bunu izleyeceğiz de paylaşalım, VAR pozisyonu incelemeye gönderiyor. Hakem yine kendi bildiğini okuyor. Yani VAR hakemi Davul Çelik. VAR, o görüntüler var. Birazdan evet, ekrana getireceğiz. O, yani o görüntü, yani şimdi burada emek hırsızlığı yapılmıştır. Bunu söyleyeyim. Evet. Kadroya geldiğimiz zaman, yani şimdi Hasan Hüseyin Acar bu kadroda değişmez bir oyuncu. Ama Stefan Asuski ben olsam oynatmam. Çünkü yetersiz. Tamam, kalitesi var. Beyiş'te milli takımda. Beyiş de öyle. Bir, yani bir şimdi düşüş burada var. Siz kendi oyununuzu rakibe kabul ettirmeniz lazım. Biz golü bulduğumuzda ilk devreyi böyle kapatsaydık Urfa Spor kesinlikle bu maçtan puan ve puanlar alabilirdi. Evet. Ama kalecinin bariz bir şekilde, yani üçüncü gol evlere şenlik bir gol. Şimdi defansa baktığımız zaman milli maçtan sonra bir Urfa Spor'da bir düşüş yaşandı. Yani futbolcular, milli maça giden futbolcularda bir düşüş oldu. Ben onu çözemedim, anlamadım da. Evet. Onun da mı etkisi var bilmiyorum. Yani yine Embula iyiydi. Tabii. Yani maçın. Muhammed Gönül Açar elindeki bütün imkanları gösteriyor, bütün gayreti gösteriyor, oyuna mücadele ediyor ama topu rakip ceza sahası içerisine bir türlü atmakta zorlanıyor Şanlıurfa. Evet Mehmet abi, sonradan yani, oyuna orta girenler... Orta sahadaki mi? Futbolcularımız bir türlü topu ilerideki oyuncularımıza buluşturamıyorlar. Burada da sıkıntı ne biliyor musunuz? Ya yani şimdi Aleymanla gerçekten, bakın bunu da söyleyelim, bütün futbolcularımızın Urfa Spor'la sözleşmeleri birer yıl. Birer yıllık. Yani Urfa Spor'un
Çok nadir birkaç sporcu var 2 yıllık, 3 yıllık sözleşme olan. Ama Embolo'nun da bir senesi yüzdesi, var. %80 evet. %80 evet. Ali Mer'le 1 yıllık oyuncu ki şimdiden teklifler var kendisine. Evet. Bunu söyleyelim. Zaten Kayo da sakat makat dediler. Sakat değil. Yani Ufaspor'un aslında attığı gol da çok organize bir gol yani. Evet. Çok güzel de bir gol. Şimdi Amar Begic aslında geçen sene geldiği zaman Ufaspor'un ligde kalmasına da çok büyük katkıları oldu. Fakat bu sene bir düşüş var onda da. Onu da çok çözemez. Büyük bir düşüş var. Şimdi Muhammed Gönül Açar geçen sene Bodrum'da 1. ligdeydi. Sonra Van Spor'a gitti. Yani futbolcuya da psikolojik de bir yetkidir. Sen daha bunu bilir. 1. ligden geldiniz 2. lige. 2. ligden tekrar 1. lige. Orada böyle bir boşluk oluşur. Bunu kabul etmek lazım. Uyum sorunu mu oluyor? Yani muhakkak uyum sorunu. Yani şimdi Muhammed 1. lig oyuncusu. Miraç biraz daha, bakın şimdi tam rakip gerçekten kaliteli oyuncularla kurulu. Bunu kabul etmemiz lazım. Evet. Ama bizim oyuncu kalitemiz maalesef bunu kabul etmemiz lazım. Vasat yani bunu kimse şey yapmaz. Ama bunu kulüp başkanı da açıkladı. Ne dedi adam? Dedi ki ya biz maddi imkanlarımızı elimizdeki imkanlarla yapılabilecek yeni transferleri. Mehmet abi oyuncu değişikliklerine baktığımızda 81. Evet. dakikada Furkan Şamil Çetin ve İrfan Can yardımcı, Hakan evet. Erçelik oyuna girdikten sonra biraz daha Şanlıurfaspor işte bu iş futbolcu çok böyle. Şimdi aslında ilk oyuncu değişikliğini hoca 54'te Stefan'ı çıkarttı oyundan. Evet. Ve Fatih Eren'i aldı bakın. Aslında hocanın 60-65'te oyuncu değişikliğine gitmesi lazım. Çünkü 70'ten sonra Urfa düşüşe geçiyor. Ya 80'de değiştirdi. 3 tane oyuncuyu 80'de değiştirdi. Maç 3-1 olmuş artık. Ya bir de yani anlamadığım bir şey. Şimdi senin gole ihtiyacın var. Kavide'yi oyundan çıkarıyorsun. Elinde gol atacak tek adam var. Kayode. 80'de 3 tane değişiklik yaptı. Mehmet Coşkun Kayode. Amar Bey iç oyundan çıkarttı. Furkan'ı, Nafi Can Hakan Erçeli'yi aldı. Yani bu değişikliklere baktığınız zaman madem değişiklik yapacaksanız takım yoruldu, mağlup. 60'da yapın hocam ya. Yani Ufaspor niye kendi sahasında bakın niye defansif oynuyorum onu da sorgulamak lazım. Evet. Şimdi Şanlıurfaspor'un dizilişine de baktığımızda 4-1-4-1 sistemiyle yine her zaman genelde Erkan Hoca'nın bu böyle bir dizilişle sahaya çıktığını görüyoruz. Rakip Fatih Karagümrük ise 4-2-3-1 sistemiyle oynadı bu maçta. Wesley'in öndeydi. Evet. Ve maçın ya belki Wesley de büyük golcü. Büyük golcü. Kabul etmek yani lazım. Maçı yani. Da şimdi belki kurtaran adamlardan biriydi. Biri de evet. Birbirden sonra ve ikinci gol ve üçüncü golde de çok etkisi vardı. Yani rakip Şanlıurfaspor'un 70'ten sonra böyle yorulduğunu görünce daha çok baskı kurmaya başladı. Zaten 3. golü de Wesley topu ağlarla buruşturduktan sonra 79'da rahat bir nefes aldılar Karagümrük. Ya şimdi devam Ali Mali oyundan videoyu çıktıktan sonra rakip de psikolojik menden rahatladı, bunu kabul etmek lazım. Yani ya şimdi işin ilginci ne biliyor musunuz? Evet. Bu Tolga Gül gibi Kocaeli bölgesi hakemi. Bakın aklınızdaki soru işaretlerine. Ve önümüzdeki hafta Ufaspor kimle oynuyor? Kocaeli ile oynuyor. Evet. En büyük silahı kim şu an Ufaspor'un? Aleyh Malle. Bu en golcü oyuncusu, en iyi oyuncusu, en hazır oyuncusu bu sezonun belki de flash transferi Ufaspor için. Evet. Hem Ufaspor'u burada doğradı hem de Kocaeli'ye karşı Ufaspor'u bir kişi en önemli oyuncusundan eksik bıraktı. Yani şimdi şehrin milletvekilleri var, sayın bakanımız var. Ben olsam yarın bu video görüntüleriyle birlikte Ufaspor'un bir basın açıklaması da vardı bugün. Evet. Yarın şimdi direkt ben federasyona giderim bu görüntüleri. Bakın milletvekillerine de buradan sesleniyorum. O görüntüler sayın bakanımızla birlikte federasyon başkanı merkez hakem komitesine dedim ki arkadaş bu maçı izleyin. Var hakemi, hakemi çağırıyor. Türkiye liglerinde belki de ilktir bu yani. Şimdi evet. İlk yani. Bu Mehmet ilk. Abi. Yani sahipsiz memleket dediğimiz zaman kimse yanlış anlamasın. Evet. Bu bir ilk. Bu kadar olmaz yani. Evet. Yani bir takım üzerine bu kadar gidilmez yani. 2020-2021 sezonunda Şanlıurfa Spor, Veli Meşe Spor maçı var. Ergene Veli Meşe Spor maçını da evet. O hoca yönetiyor. 96-6'da Şanlıurfa Spor lehine penaltı veriyor ve Şanlıurfa Spor o maçta puan kaybetmeye sebep oluyor. Tabii bununla ilgili hemen onu ekrana getirebiliriz. Şanlıurfa Spor'un hakemle ilgili bir açıklaması var. Gerçekten çok önemli. Onu da söyleyelim. Sezona düşük bütçe ve genç bir kadro kurarak örnek teşkil eden bir kadro kurarak başlayan bir Şanlıurfa Spor
ne yazık ki hakem hatalarına maruz kaldığını açıklıyor burada. Hakemin de insan olduğunu, hata yapabileceğini dile getiren bir açıklama bu açıklamada. İşte biraz önce de söylediğim gibi 2020-2021 sezonunda 90+6'da Ergenevelin ve Şehspor karşısında oynanan maçta Şanlıurfa Spor aleyhine penaltı verip puan kaybetmesine sebep olmuştu bu hakem. Ve Şanlıurfa Spor yönetimi de ilk defa VAR ısrarla izle demesine rağmen izliyor hoca. VAR'da belki dediğiniz gibi Türkiye'de bir ilk gerçekleşiyor. Kırmızı kart pozisyonunu iptal etmesi gerekirken etmeyip evet, kararına devam, yani kırmızı kart doğru bir karar diye neticelendiriyor ve Şanlıurfa Spor maalesef 10 kişi kalmak zorunda kalıyor 50. dakikadan sonra. Kamuoyuna böyle bir açıklamada bulunmuş Şanlıurfa Spor yönetimi. Aslında burada bir hak hukuk yedildiğiyle evet, ilgili. Evet, evet. Tabii Federasyon Başkanı Sayın Hacı İbrahim Hacı Osmanoğulları'na da burada çağrıda bulunmuş yönetim. Ama bu tür maçlar aslında çok önemli. Bunun geri dönüşü olmuyor. Belki de hani sezon sonunda bu maçı inşallah aramayız ama aramakla kalmayalım diye neticelendiriyoruz. İnşallah bir daha da böyle bu tür hakem hatalarıyla yani karşılaşmasın. Hakem Kocaeli doğumlu. Bak, evet. Kocaeli doğumlu bu hakem. İşin ilginci çok manidar aslında. Ben de bugün biraz araştırdım. Sevgili Yakup Donanlı kardeşim de mesaj atmış. O da araştırmış. Aslında benim biraz önce dediğim gibi Sayın Bakanımız ve milletvekillerimiz federasyona bu belgeyle, bu videoyla gittikleri zaman bu ceza da yetenenebilir. Bu kırmızı kart da bakın Merkez Hakem Kurulu tarafına bu kırmızı kart da yetenenebilir. Çünkü ya çok ilginç, gerçekten ilginç. Hakem Kocaeli'li. Kocaeli kim? Şampiyonluğa giden bir takım. Öyle mi? Evet. İstanbul'dan sonra şampiyonluğa giden, şampiyonluğun en önemli adayı. Urfa Spor'un ya burada açık bir şekilde önü kesilmek isteniyor. Yani şimdi geçen sene Şanlıurfa Spor Kocaeli'den yenmişti. Bunu izleyicilerimiz çok iyi bilirler. Var onunla ilgili de. Onunla ilgili de bir Şanlıurfa Spor. Şimdi Urfa Spor'un Kocaeli arasında burada gerçekten hakkı gasp edildi. Yani şimdi aynı durum Kocaeli'de olsa ben onu da savunurum. Derim ki ya Kocaeli'nin hakkı yenildi. Evet. Ha. İstersen Mehmet abi kırmızı evet, kart, Ali Mahalle'nin kırmızı kart gördüğü pozisyonu bir getirelim evet, ekrana. Evet. Burada gerçekten bir temas söz konusu mu değil mi? Arkadaşlarımızdan rica edelim. Mahalle'nin kırmızı kart gördüğü pozisyonu böyle kare kare fotoğraf karelerinden evet. Yani şimdi biliyorsunuz hem maçı canlı evet, yayınlayan kanalların bu konuda bir yaptırımı var. O yüzden yoksa videolar var elimizde. Evet. Durdurarak gidebilirsek arkadaşlar. Evet. Devam et dersek. Burada bakın, burada bariz bir topa iki futbolcu da topa gidiyor. Evet. Rakip futbolcunun dikkat edersen topa gidince Ali Mahalle ister istemez yani tedbir ama ayağına basmıyor aslında, bak onu söyleyeyim yani. Evet. İki futbolcu topa müdahale edince bir pozisyon devam ettirelim. Evet. Bakın, çok böyle devam ettire. Bak buradan Mehmet abi bir yazıyı da kaldırabilir miyiz Kaşay arkadaşlar? Evet. Ayak farkını görüyorsunuz arada top. Hayır, iki futbolcu da topa müdahale ediyor. Evet. Yani burada hakem gerçekten takdir haklarını yanlış bir şekilde kullandı. Evet. Bir daha devam ettirelim arkadaşlar. Evet. Yani burada evet, burada şu, artık şu topu kaybettiğini anlayan evet, karagümrüklü futbolcu kendini kendini yere atıyor. Çok bariz. Bakın çok, omuz çok, hizasına bir bakın Mehmet evet, abi. Evet. Omuz omuza bir evet, pozisyon. Ayak ya arasındaki fark var. Ali Mahalle gerçekten iyi niyetli bir futbolcu. Yani bugüne kadar dikkat edersen yani asla hiçbir rakip futbolcuya böyle sert bir şey yok. Evet. Deminki pozisyonda ilk bir pozisyonda daha devam ettire. Oynasın. İki futbolcu da topa müdahale edince bakın orada rakip oyuncu abi, ister istemez bakın gördün mü? Evet. Devam ettirelim. Orada bir dengesizlik de oluştu. Onu söyleyelim yani. Evet. Burada İşte bakın Mehmet abi ayak yani burada hani bastı falan hiçbir müdahale yok. Omuz omuza mücadele. Evet. Yani karagümrüklü dediğimiz gibi futbolcu topu kaybedeceğini hissediyor. Ya bakın iki futbolcu da topa gidiyor. Aynen. Yani sarı kart göstersin bu pozisyona anlarız. Siz dirsek vurursunuz, omuz vurursunuz, kafa vurursunuz, futbolcuyu belinden iteklerseniz saygı duyarım. Evet, bir daha ama devam burada, ettirelim. Yani hakemin art niyetli olduğunu bu pozisyonda görüyorsunuz. Ve VAR hakemi uyarıyor bunu. Davut Çelik ben
Var hakem diyor Mehmet ki. Mehmet abi kırmızı burada bir durdurabilir miyiz? Evet. Kırmızı kartın vermesinin sebebi hakemin bana göre bu pozisyonu izliyor. Zaten birazdan şey VAR'da da o var ekranda gelecek. Bu pozisyondan sonra zannedersem. Bakın sanki yani görüntü yanıltmış olabilir. Kırmızı kart ama diğer açılardan baktığı zaman biz nasıl hani bakıyoruz? Şimdi Ademciğim tamamen yani, bakın. Yani VAR odasındaki hakem devam ettirelim. VAR odasındaki hakem ısrarla ikaz ediyor, uyarıyor. Evet, burada durduralım. Yani bak, bizi de kaldırabilir miyiz? Bak kaç tane kamera var? Şimdi en alt köşede maçın hakemi geliyor, VAR'ı ve izliyor. Onlar da yardımcı hakemler. Evet. 4 tane de yardımcı hakem var. Üst sağ köşede de görüyoruz. VAR. Yani bu adam da Süper Lig hakemi. Yani birinci ligde maç yöneten bir hakem. Ve uyarıyor. Diyor ki hocam burada verdiğin karar verdiğin kararı bir gözden geçir. Bakın ağır bir karar bu. Ama adam yine bildiğini okuyor. Yani o kadar rahat ki. Yani hakem ne derse desin. Ha neticede Tolga Güldibi'nin vereceği karar önemli ama burada bir şehrin bir takımının kaderi yok. İnanılmaz yani. Bunu söyleyelim yani. Evet. Yani burada bir haksızlık var. Urfa Spor gerçekten burada hakkı gasp edildi Urfa Spor. Emek hırsızlığı yapıldı. Urfa Spor'a burada çok ısrar yani ya, var. Şimdi takımın en iyi. Ya bir de gerçekten efendi bir futbolcu yani. Bir de iki hafta ceza aldığını düşünmem. Yani olur da Urfa Spor zaten sıkıntılı bir süreçteyiz biz. Onu söyleyelim. En az bir maç ceza alır. He. Evet. Fakat yani dediğim İtiraz gibi edilirse Urfa Spor kendini iyi ifade edebilirse hatta ben bugün sevgili Hayri Ürgen ağabeyime de bu videoyu attım. Görüştüm dedim ki abi ya siz tabii ki TRT Spor'da daha çok izleniyorsunuz, daha çok kamuoyunun önündesiniz, bizden daha fazlasınız. Ne kadar biz de birçok insan izliyorsa o da sağ olsun konuyu gündeme taşıdı. Ha bu tür hatalar oluyor mu? Oluyor ama Urfa Spor'la ilgili çok daha fazla olmaya başladı. Evet. Geçen sene de sevgili Açım Yüzol Başkan burada birkaç programda konuk ettiğimizde o da hakem konusunda bayağı şikayetçiydi. Evet. Evet. Şimdi günün sorusunu ekrana getirelim Mehmet abi. Evet. Tabii tabii izleyicilerimiz onu evet. Günün sorusunu ekrana getirelim. Şanlıurfa Spor'umuzda yıllarca forma giymiş bir futbolcuyu ekrana getiriyoruz. Evet. Mehmet abi fotoğraf bu. Ok işaretiyle işaret edilen futbolcuyu soruyoruz. Videonun devamı var arkadaşlar. Bir tık devam ettirelim. Ben çok iyi tanıyorum. Benim aynı mahallede beraber bir ağabeyimiz. Nasıl bir bizden bayağı büyük ağabeyimiz. Şu anda da Urfa dışında yaşıyor. Evet, devam ettirelim. Hı. Bir tane daha fotoğraf olacaktı. Evet, Şanlıurfa Spor'da forma giymiş. Evet, ekranda görünen. O değil. Bu abisi. Abisi. Evet. Benziyorlar demek ki. Evet, bir devam ettirelim, bir daha devam ettirelim. Bir daha devam ettirelim. Bu Yaşar abi. Çok benziyor, yok abi ya. Ben tanıyorum. Şimdi. Doğru fotoğraf. Evet, doğru fotoğraf bu. Evet. Urfa Spor'umuzun gerçekten emektar ama Süper Lig'de de son hali de sağda sizin olduğunuz Urfa Spor'da oynadı ve Süper Lig'de Gaziantep'te oynadı, Adana Demirspor'da oynadı. Şu anda da Ege bölgesinde ikametgah ediyor. Zaman zaman da Urfa geliyor. Görüşüyoruz kendisiyle. İzmir'de değil mi abi? Hayır. Aydın'da. Aydın'da evet. Evet. Evet, sağlık, afiyetler diliyoruz kendisine. Evet. Şanlıurfa Spor'da forma giymiş bu futbolcumuzu. İkinci bölümde kim olduğunu söyleyeceğiz. Evet. Değerli izleyicilerimiz. Evet, devam edelim. Günün sorusunu da ekrana getirdik. Hemen cevaplar gelmeye başladı, onu söyleyeyim. Yani. Ya, tanınan biri demek. Evet. Evet. Amaç burada bu insanları ekrana onur taşımak, etmek, onur etmek. Bunlar Urfa'nın değerleri. Değerleri, evet. Aynı mahallede büyüdük, bizden çok büyük ağabeyimizdi. Fakat kardeşleriyle birlikte oynadık. O da şu anda Hüseyin Almanya'da, Nedim beraber oynadık kendisiyle. O bizden büyük. İsim dilimin ucuna gidip neyse, geliyor ama evet. Söyleriz. Evet, şimdi neyi getiriyoruz ekrana Mehmet abi? Evet. Şanlıurfa Spor Karagümrük maçı öncesi bir davet vardı. Maça davet ediyorlardı. Futbolcular, evet. Teknik direktörümüz. Ama maalesef 2-3 bin kişi oynadık yani. Evet. O kadar da yok. Sesli verelim yayına.
Bu hafta da inşallah Karadeniz maçında iyi bir performans, iyi bir mücadelede, iyi bir oyunlar, iyi bir galibiyet, güzel bir galibiyet alıp taraftarlarımızın canlarımıza hediyesi istiyoruz. Yani bu taraftarlarımız bizi yalnız bırakmayız atasın, mutlu oluruz. Çünkü biz taraftarlarımızın canlıya için mücadele ediyoruz öncelikle. O yüzden de inşallah pazartesi günü Karadeniz maçına çok daha olumlu, çok daha güzel oynarız ve bizden de güzel performans, güzel mücadele bu maçı güzel bir oyunu, büyük bir oyunu, güzel bir oyunu, sosyal medya hesabı da iyi çalışıyor bunda. Evet. Söylemek lazım. Şanlıurfa Spor'un sosyal medya hesabını kullanan değerli kardeşlerimize de buradan selamlar olsun. Gerçekten güzel bir videolardı aslında, bunları böyle paylaşıyorlar. Burada amaç ne? Şanlıurfa Spor taraftarı bu haftada maça çok büyük bir ilgi göstermedi. Şimdi maçtan kareler, biz konuşurken arkadaşlar ekrana geçsin. Stadın hani ne kadar yine bu hafta dolu ya da boş, evet, izleyicilerimiz karar versinler. Yani bu Pasolik Urfa Spor taraftarı biraz Ademciğim şey. Eringen biraz da kusura bakmayın Urfa Spor taraftarı. İşte geçen sene en kötü maçta daha doğrusu ikinci ligdeyken 10.000-12.000 oynayan taraftar. Bir de maçların TRT'de bence bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Canlı verilmesi Urfa Spor taraftarının biraz bu konuda şey yapıyor, bunu kabul etmek lazım. Evet, bir canlı telefon bağlantımız var. Sevgili kulüp başkanımız zannedersem Sayın Giray Küçük hatta. Başkanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, sağ olun. İyi yayınlar dilerim. Evet, geçmiş olsun diliyoruz. Başkanım hoş geldiniz yayınımıza. Bizi tırmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür, ben teşekkür ederim abi. Sağ evet başkanım, Şanlıurfa Spor 6 hafta sonunda 6 puanla bakıyoruz ligin son sırasında ama alacağı bir 3 puanla hemen yine üst sıralara tırmanacağına inanıyoruz. Evet. Bu 6 haftayı değerlendirsek özellikle de dün akşam oynanan Şanlıurfa Spor Fatih Karagümrük evet maçı ile ilgili maçta sonra kulüp yönetimi olarak sosyal medya hesaplarınızda yapmış olduğunuz bir açıklama var. Evet. Kırmızı kartı evet özellikle hakemin yapmış olduğu hatalarla evet ilgili dile getirdiniz. Evet. Neler söylemek istersiniz? Vallahi şimdi alt haftanın geneline baktığınız zaman evet mücadele anlamında yeni bir takım ve şey anlamında fena değil. Yani iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Hatta bizim mağlup olduğumuz deplasman maçlarında da çok enteresan işler oldu. İlk başlar basamaz 10-15 dakika goller kaçırdık. Evet. Yani onlar olsaydı belki daha farklı olacaktı falan ama çok bunlara da takılmıyoruz aslında. Yani biz önemli olan oyunumuzu geliştirmemizi ortaya koyduğumuz mücadele düşünüyoruz. Tabii ben bu Karagümrük maçını dünkü maçı biraz daha ayrı bir yere koymak istiyorum. Yani çok farklı koyulması lazım başkanım. Ayrı bir yere koyulması da lazım gerçekten. Evet, evet kesinlikle. Aslında üzerinde çok konuşulması gereken bir konu ama evet, yine de biz kendi takımımız açısından sportif anlamda düşünerek konuşmamız gerekiyor. Yani maçı aslında biz iyi başladık dün. Golü de bulduk ama işte bir tecrübesi takım olmanın vermiş olduğu dezavantajı yine yaşadık maalesef. Hemen koruyamadık skoru ama biz tabii ki mağlubiyetler de alacağız. Böyle maçlar da ileride de yaşayacağız. Bunlar çok önemli değil. Ama önemli olan futbolunuzla bir şekilde o mağlubiyeti ya da beraberliği almış olmanız lazım. Futbol dışı olaylarla ve de müdahalelerle değil. Yani çünkü maçta çok net, bariz bir şekilde zaten tüm Türkiye kamuoyunun birleştiği nokta. Hakemin bence iyi niyetli olmayan tutumu zaten maçı bizim maçımızdan bayağı bir gerdi yani. Evet. Baktığınız zaman. Biz bununla ilgili zaten bugün kamuoyuna açıklama da yaptık. Gerekli itirazlarımızı da federasyonun nezdinde bildirdik yani onlarda ama ben hakem gerçekten
son 5 yıldır ben takip ederim. VAR olmadan bile, yani VAR sisteminin olmadan bile bu kadar bariz ve yanlı bir hatanın yapıldığı bir maç gerçekten çok fazla hatırlamıyorum yani. Üstelik burada dikkat ederseniz VAR sistemi hakemin muhtemelen bir hata yaptığını düşünerek çağırdı zaten yani. Evet. Baktığınızda. Bir de başkan ama, Kocaeli bölgesi hakemi bize bu hafta Kocaeli oynayıp ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin çalışan personeli. Ya abi zaten neresinden bakarsan bak evet. Zaten yanlış bir iş yani. Hem orasından bakarsan bak daha önceden Urfaspor'un Ergene Veli Mesle maçında bu hakemin aynen. Buna benzer bir tutumu olması. Evet. Ondan sonra geçen sene Mersin İdmanyurdu 1461 Trabzonspor maçında yarı final maçında hatırlıyorsunuz Mersin İdmanyurdu aleyhine evet, verilen doğru, evet. Bir penaltı. Yani hakemliğin aslında hakemliğinin tartışılacağı bir noktadayız baktığınız zaman yani. Doğru. Yoksa iyi bir isim olur ama hata da yapan insani bir hatadır ama burada ben en çok şey yaptığım üzüldüğüm nokta şu. Biz federasyon seçimlerindeyken federasyon başkanı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu aynen şu cümlelere sahip etmişti. Ben artık hakem hatalarını kesinlikle affetmeyeceğim. Bunu bir insani hata olarak da görmeyeceğim. Çünkü artık VAR sistemi var. VAR sistemi varken yapılan hataları ben masumane bir insani hata olarak da değerlendirmeyeceğim dediği için evet, biz de evet. Bu sözü kendisine hatırlatma amacıyla, maksadıyla kendisiyle ben birebir randevu alıp görüşeceğim. Ve bu hakemin biz akıbetini de takip edeceğiz. Bunu da net bir şekilde söyleyeyim yani. Evet. Başkanım tabii bu itirazlarınız söz konusu olacak muhakkak ki. Yani tabii VAR ne için var? İptal olan bir golü veya Tabii. Belki de ilk oldu en başına bu VAR çıktıktan sonra çok ender yaşanan bir olay bu. Israrla VAR hakemi Sayın Davut Çelik pozisyonu incele dedi ama o yine kendi bildiğini okudu. Evet. Benim orada aldığım başka bir duyum daha var. Tabii evet. Yani bu çok bunu teyit etmedim ama şöyle bir durum da olmuş yani biraz o VAR hakemiyle orta hakem biraz kişisel çatışmadan dolayı sen benim işte onursuzlaştırmak için mi çağırdın falan filan gibi böyle şeyler de söylenmiş. Ben zaten bunu kayıtları isteyelim başkanım. İstemişler. Ben zaten özellikle İstemiş. Abi ben gideceğim. Ben bu federasyondan bu kayıtları alacağım. Evet, ne evet. Pahasına olursa olsun yani. Evet. Ve bunu da kamuoyuyla paylaşacağım. Bu işin artık şey yapamazsınız. Yani gizlenmiş saklı olamaz yani. Evet. Eğer karar verilmişse kararın arkasında duracak. Oradaki konuşmalarında kamuoyunun bilmeye hakkı var diye düşünüyorum yani. Evet. Başkanım tabii şimdi maç geride kaldı. Şanlıurfaspor yine yani 2 haftadır puan alamıyor. Evet. Aslında üzülüyoruz. Siz buraya konuk aldığımızda ilk 8 haftada 9 puan falan toplarsak, evet, 7-8 evet, puan toplarsa aynen. Hatırlarsanız Şanlıurfaspor evet. Önünü görür ondan sonra demiştiniz. Evet. 6 haftada 6 puan. Belki hedefinize yaklaştınız. 2 biraz hafta kaldı. Biraz altında kaldık diyelim yani. Aslında ben 7 puanımızın olabileceğini düşünüyordum yani. Evet. Biraz altında kaldık ama bu çok telafi edilemez bir şey değil yani. Sonuçta biz de baktığınız zaman ilk 6 hafta çok zorlu bir maç periyoduna gitmiş olduk yani. Evet. Ondan sonra maç periyodu biraz daha böyle kendi rakiplerimizle ve sıralamaya göre biraz daha kendi gücümüze göre rakipler oynayacağımız için aslında 6. haftadan sonraki yani önümüzdeki Kocaeli maçından sonraki süreç bizim için çok önemli. Biz bunun da bilincindeyiz. Yani şunu da ben çok açık ve net söyleyeyim. Bizim takım olarak sportif anlamda evet bireysel hatalarımız oluyor. Biz onları ayrıca tartışıyoruz ediyoruz ama inanın bu takım düşecek bir takım değil. Yani bunu çok gönül rahatlığıyla söylüyorum yani. Başkan bireysel hata deyince şimdi özellikle bugün Kaleci Erzan'la ilgili maalesef evet. Hem evet. Taraftarlarımızın hem tabii bizler de özellikle hem birinci golde hem evet. ikinci golde hem de üçüncü golde bariz bir şekilde bireysel olarak hata yaptılar. Bugün teknik evet. direktörümüzün de basın toplantısında vardı. Yani Erzan evet. tamam iyi kaleci, gelecek vaat eden bir kaleci ama siz neden daha iyi bir kaleci transfer etmediniz diye soran izleyicilerimiz var. Mehmet abi şimdi biz eksiklerimizi biliyoruz. Sadece kaleci anlamında değil. Yani belki iyi bir stopere de ihtiyacımız olabilirdi. Belki iyi evet. Orta sahaya da ihtiyacımız olabilirdi. Belki iyi bir kenara da ihtiyacımız olabilirdi ama yani bunu çok defalar ben açıkladım. Yani bu bir bütçe meselesi. Yani siz talip olduğunuz biz de biliyoruz iyi kaleci kim, iyi oyuncu kim ama bunları alabilme şartlarınız oluşmuyor ki yani. Bizim bu sene yaptığımız bütçelerle
yani o dediğiniz kalecilere ulaşmamız mümkün değil ki yani. Yani imkansız. Biz sadece yani dediğimiz gibi kendi bütçemiz doğrultusunda biz şey yaptık. Transfer yaptık. Yani bunu da herkesin hoş görmesi lazım yani. Bizim harcadığımız paralar, bütçelerimiz belli yani. Yani ikinci O yüzden kaleciyle ilgili Abdülkadir Sünger var başkanım. Onunla hazır değil mi yani ya da? yani Mehmet abi zaten demek ki onun da sırası geldi yani, öyle diyeyim. Evet. Evet. Doğrudur Başkanım, başkanım. kongre ile Evet. ilgili, kongre bu hafta ertelendi. Cumartesi çoğunluk Evet. Evet. aranmayacak. Yönetim devam mı yoksa gerçekten bırakacak mı? Bununla ilgili de Vallahi sorularım. inanın size bak, çok samimi söylüyorum ki siz benim samimiyetime de inanırsınız. Evet, doğrudur. Daha şu saat şu dakika itibariyle ne bir kimseyle kongreyle ilgili görüşmüşüm, ne bir kimseyle listeyle ilgili görüşmüşüm, ne de liste yapıp yapmayacağımı kendi içimde kararlaştırmışım. Çünkü neden derseniz, yani şimdi biz gelirken zaten bas bas bağırdık. Dedik ki bakın, bu takımı biz yaşatmak için geliyoruz. Evet. Bak biz Ankaragücü maçına kadar görevimizi yaparız. Ondan sonra bakın bu şehrin kenetlenmesi lazım, destek olması lazım. Bunların hiçbiri gerçekleşmedi. Yani görüyorsunuz, ben dün attığım tweet aslında bence çok anlamlıydı. Yani sahipsizlik olgusuna vurgu yaptım. Yani şu anda Doğru. düşünsenize, yani ben bir kulüp başkanıyım ve şu anda benle bu Urfaspor'la ilgili bir tane istişare eden bir kimse yok yani. Hiçbir Bir yardım siyasi, anlamda hiçbir belediye hiç kimse başkanı, yok abi. hiçbir yetkili Hiç kimse yok abi. aramadım Hiç bugüne kimse. kadar başkanım. Hayır. Sadece biz biliyorsunuz işte Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kasım Gülpınar'ın bize sağlamış olduğu bazı destekler var. Evet. Onlarla ilgili işte sürekli kendisiyle ara irtibattayız yani. Vallahi onun dışında hatırımızı soran yok yani. Evet. Ama bu iyi alamet değil ya, ben onu söyleyeyim yani. Bu benim özelimde, benle ve tabii başkasıyla alakalı değil. Urfaspor'la bu kadar ilgisizlik kötüdür diyorum ben yani. Ya Ya sizi ziyaret düşün. etmeyebilir ama bu şehrin en önemli markası takımı. Ya Mehmet abi, şimdi bak ben size bir şey söyleyeyim mi? Yani bu futbolu bu ülkede, bu şehirde bu kadar değersizleştirip, tamam mı, bu kadar önemsiz hale getiremezsiniz yani. Çünkü neden? Doğru. Bakın bu ligde, bu lige, alt liglerden bu liglere çıkmak için insanlar bak kaç yıl uğraşıyor. 3 Doğru. yıl, 5 yıl, 10 yıl dünya kadar para da harcıyor. Bazen çıkamıyor da yani. Ya biz elimizdeki değerin kıymetini bilmeden ufak ufak paralarda boğulup, yani konuştuğunuz rakamlar gerçekten komik ya. Komik yani. Evet. Bunları bile bu şeyi sağlayamıyorsa ya bu şeyin sonu ne olacak yani? Ben anlamıyorum ki. Ya bu sonuçta benim aday olmamla filancanın aday olmasıyla değişecek bir şey değil ki yani. Evet abi. Maalesef. Gerçekten de bu durum hepimizi üzüyor, açık söyleyelim. Çünkü bu kadar Yani. yani sahipsiz bırakılmak insanın zoruna da gidiyor, bunu kabul. Bak, Kesinlikle futbolcular Mehmet üzerinde etki abi, yapıyor mu bizim başkanım peki bu ilgisizlik? ya yapmaz mı Mehmet abi, yapmaz mı, sen bu futbolun içinde olan birisisin. Evet. Yani sonuçta futbol takımı kendisini değerli görmek istemez mi? Bugün kamp başladığı günden bugüne kadar kaç ay geçti? Yani Haziran ayından bu yana, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, hemen 5 aydır. Evet. 5 aydır bakın, 5 aydır bizim kapımızdan içeriye kimse girmedi ya. Kimse Yani bu girmedi ya. halde de başarı bekleyen insanlar var. O zaman Ya evet, bir de evet. o var yani. Ya 5 aydır bizim kapımızı kimse çalmadı arkadaş. Ne haldesiniz demedi. Ne yapıyorsunuz demedi. Ne ihtiyacınız var demedi. Ya futbolcular insan bir gelir, tanışır, bir şey yapar. Yani burada her şey para pul değil, her şey maddiyat değil. Evet. Yani o futbolcu topluluğu şehrin büyüklerinin kendilerinin arkasında olduğunu hissederse çok farklı bir motivasyon olur bu yani. Doğru. Bunun parayla alakası yok. Asla. Evet. Evet. Yani başkanım gerçekten bu yani üzüntülü bir durum, açık söyleyeyim. Evet, Üzülüyoruz da maalesef bizler de abi. spor adamı Maalesef. olarak. Yani her hafta burada gündeme getiriyoruz. Burada bir art niyet de aramak söz konusu değil ama şimdi şehrin bir takıma sahip çıkması bugün Bursaspor örneğinde gördük. Bakın. Evet. Gerçeği konuşalım yani. Şimdi budur, Tabii 600 abi. bine yakın borç ödendi. Şimdi Tabii. Urfaspor'un peki futbolcuların bir alacağı var. Maddi anlamda futbolcuların şu anda maç başı şeylerinde bir sıkıntı var mı başkanım? Yok, şu ana kadar biz kendi imkanlarımızla buraya kadar getirdik yani. Şu anda hiçbir futbolcuya teknik heyete olsun, yani hiçbir kimseye bizim bir kuruş bir borcumuz yok şu an itibariyle yani. Evet. Evet. Önemli.
Ödüyoruz yani. Evet, evet. Başkanım tabii siz önemli açıklamalarda bulundunuz. Yani istiyoruz, diliyoruz bundan sonraki maçlarda böyle kötü hakemler yönetmesin. Özellikle de bunun takipçisi olacağınızı kesinlikle, belirtmiştiniz. Kesinlikle. Ben bu konuda çok hassasım bir kere yani. Bir de başkanım evet. Sizin aynı anda birincilikten kulüpler birliği başkanı evet. Yardımcısınız değil mi? Evet. Tabii? Evet aynen. Ben bunu zaten kulüpler birliğinde kendi grubumuz var. Orada da paylaştım. Evet. Ben bugün yorumlar neydi başkanım? Federasyon 2. başkanımıza da attım. Evet. O da MHK başkanına da attı. Yarın kendi aralarında bir toplantı yapacaklar. Evet. Bunu tartışacaklar. Yani ben bu işi sonuna kadar dediğim gibi araştıracağım yani. Evet. Ve bu hakemin de ben yani akıbetini de takip edeceğim. Evet. Yani bunu başkanım ceza ertelenebilir mi? Kendimizi ifade verirsek ya, çok zor abi. Yani ihtimal tabii var mı? Kural dahilinde mi? Evet ama zor tabii yani. Evet. Biz gerekli savunmalarımızı, gerekli itirazlarımızı hem yazılı hem şifre olarak yapacağız yani. Evet. Başkanım çok teşekkür evet. ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Başkanım teşekkür ediyoruz. Kocaeli Spor maçıyla ilgili de son olarak Kocaeli Spor maçı var bu hafta. Onunla ilgili de taraftarlarımız çok merak ediyor. Şanlıurfa Spor'u nasıl bir maç bekliyor? Bununla ilgili de düşüncelerinizi almak istiyorum. Yani ben biraz o maça kadar mental olarak daha iyi hazırlanabileceğimizi düşünüyorum. Daha dirençli bir takım düşünüyorum. Yani bizim için de zor maç olacak. Ama ben gerçekten puan alacağımıza çok yürekten inanıyorum ve düşünüyorum yani. Evet, başarılar diliyoruz başkanım. Hayırlı akşamlar başkanım. Teşekkür ediyoruz. Görüşürüz. Sağ olun. Aslında çok laf araya girdi. Çok bu hafta yine pazartesi oynuyor Şanlıurfa Spor. İlginç yani aslında bizim Şanlıurfa Spor bence bu sezon hep pazartesileri oynayacak. Bir programımız vardı. Biz Telemarkaz için evet. Sevgili Ahmet Badalı Show vardı. Dedik ya kritik bir sürece girdik. Biz takımımıza bakın. Sana bakın kulüp başkanı bağlayarak birçok soruya cevap verdi sevgili kulüp başkanımız. Yani şimdi Urfaspor'un gerçeği bu. Bunu kabul etmemiz lazım. Evet. Yani şimdi kimse girer küçük için değil. Mehmet Baylan için, Adem Bayık için veya işte oradaki herhangi bir yönetici için değil. Urfaspor kulübünün yani bu kadar siyasi gelir, bakan gelir, milletvekili gelir. Ya bir gidin biz yer edin. Kimse sizden bir şey de istemiyor. Yani. Ya bu sahipsizlik biraz bizi üzüyor gerçeği konuşmak lazımsa. Evet. Yani bunu bir tek yöneticiler de artık sıkılmaya başladı. Bu konuyu hep gününde bak getirmek. Ya milletvekiller hepsi bizim dostumuz. Belediye başkanları arkadaşlarımız yani. Bunlarla görüşüyoruz, konuşuyoruz ama neden bir şehrin takımı en önemli marka? Bak bu lige çıkmak için OneSpor yıllardır dünya kadar para harcıyor. Düşünebiliyor musunuz? Süper Lig'den düştükten sonra 1461 kez öyle, Erzincan öyle, Kastamonuspor öyle. Ya yani Kastamonuspor Urfaspor'un şampiyon kadrosundan 4-5 tane oyuncuyu aldı hem de bu sezon şampiyon olur. Yani ama biz bu ligdeyiz ya. Yani bu dün gece adam evde oturuyor, TRT'yi açıyor. Canlı canlı Urfaspor. Bu maçı izliyorsan ya birkaç maçla gidin maçı izleyin ya. Sahada izleyin ya. Urfaspor'a katkıda bulunun. Yani Çam Sakızı, Çoban Armağan'ı ya bir kombine alın yine gitmeyin Mehmet abi. Yani biz tek bizim söylemimiz olmuyor. Bunu söyleyelim yani. Evet. Ama bu Giray Küçük'ün, Ahmet'in, Mehmet'in takımı da değil. Kongre var. Buyurun çıkın aday olun. Yani şimdi hani olur olmaz önemli değil yani. Çıkarsınız kazanamazsınız da yani. Sayın Kemal Sürtür, ya şimdi ben Urfa'dan bir şey anlamadım yani bilmiyorum. Adam yöneticiyse Urfasporlu, yönetici değilse Urfaspor'un maçına değil önünden geçmiyor ya. Ya böyle bir şey var mı arkadaş ya? Madem yöneticiyken Urfasporluysan yönetici olmadığın zaman da Urfasporluluğunu göster. Yönetime kızmış olabilirsin ne olursa olsun ama sen önce içindeki Urfasporluluğu ortaya çıkar. Yani bu insanı üzüyor yani şimdi. Biz meraklısı da değiliz. Bunu söyleyelim. Bizim her zaman bunu söylerken bazı insanlar ardiyatı yanlış. Kardeşim öyle bir şey yok ya. Biz Urfasporluyuz ya. Evet. Yani şimdi ben Giray Küçük'ü en çok araştırılan biri de benim. Ama şimdi adam konuşuyor. Şimdi sen bu adam neyini araştıracaksın kardeş? Kaleci diyorsun. Adam diyor ki param yoktu almadım. Ben de biliyordum yetersiz. Alperen'i bırakmazdı. Mehmet abi para olsaydı Alperen'i bırakmazdı. Ya bırakmazdı. Bu kadar basit evet. Yani. Şimdi evet. Para yok. Başarı bekliyorsun. Ha şimdi bazıları diyor ki ya paran yoksa niye aday oldun? Var mıydı başkası kardeşim? Kimse olmadı. Yani varsa biz buna dedi sen çık kardeşim sen aday olma ya. Ya şimdi var olan da şöyle şart koşuyor. Yani adam. Giray'ın kişinin avukatı da değiliz ama doğrusu da bu. Varsa başka bir aday. Yani yarın kongre var sen de dediğin gibi ayın 28'inde. Gidip aday olur. Gönülsüler ki 10 kişi gelsin aday olsun. 10 kişinin aday olması demek Şanlıurfa Spor'un marka değerinin daha da yükselmesi demektir. Evet. Sahiplenilmesi daha da değerli demektir. Ama bir kişi aday olursa adam... Adaylar çıkıyor Mehmet abi. Adaylar da çıkınca işte destek istiyorlar. Ya belediye başkanından, validen, şundan bundan iş adamı. 50 milyon, 100 milyon versene biz
Başına onu herkes yapar. Ya bu kulüp, bakın bu kulüp 5 evet. ayda 5 ayda Haziran ayındaki kongre hep birlikte gittik. Kapanma noktasına gelmişti. 70-80 milyon borcu vardı. Borçlar yavaş yavaş ödendi. Transfer tahtası açıldı. Bu yöneticilerin verdiği imkanla yani canlı yayında da hatırlıyorsan tesislerden ısrarla kulüp başkanı diyor ki bakın bu tür sıkıntılarımız var. Maddiyatı bırak ya manevi sıkıntılarımız var. Yani hı. şimdi yani Urfa'da bu kadar sivil toplum örgütü var. Ya bir tepsi baklava alıp gidip Urfa Spor'un antrenmanı ziyaret edilemez mi? Bu futbolcuya bir moral değil mi? Yöneticiye bir moral değil mi? Kulüp başkanına, çalışanlara bir moral değil mi bu? Tabii ki. Ama biz bunu yapamıyoruz kardeşim. Evet, Karagümrük maçına tekrar dönelim. Teknik adamların, teknik direktörlerin açıklamaları var. Erkan Hoca ve Atılay Hoca'nın açıklamaları var. Onu bir ekrana getirelim. Mehmet abi, evet. bakalım teknik adamlar neler söylemiş. Evet. Yani biz golü bulana kadar çok pozisyon vermedik. Ve golü de biz bulduk. Güzel de bir gol bulduk aslında. Organize de bir gol bulduk. Ama bireysel hatalar bugün ön plandaydı. Artık takım olarak kaybediyoruz. Bireysel hataları çözdüğünü tekrar çalışarak dersler çıkararak bu bireysel hataların önüne geçeceğiz tabii. Yani oyuncularla mücadelesinden memnunum. Gerçekten iyi mücadele ettiler. Karagümrük'te özellikle yani bir birden sonra kırmızı karta kadar olan bölüm aslında başa baş gidiyordu. Ne zaman ki kırmızı kart oldu, ondan sonra biz de arka tarafı üstüye döndük. 5-3-1 gibi oynamaya başladık. Çok da pozisyon vermedik ama uzaktan yediğimiz gibi bütün maçın kaderini değiştirdi. Zaten öne gitmek de kolay değildi. Özellikle Karagümrük takımına karşı. Tabi dediğim gibi Karagümrük takımına tebrik ediyorum. Galibiyetini. Şimdi kırmızı kart pozisyonunda var mı ya var? Bunu yani direkt zaten kırmızı kartı çıkardı Ömer Hoca. Peki direkt kırmızı kartı çıkardı. Davut Çelik de benim iki hafta önce, hatta üç hafta önce İstanbul Spor maçını bizim yönettiğimiz Davut Çelik vardaydı. Demek ki biraz dinlenmiş, iyi gelmiş ona. Bardan çağırdı. Niye çağırdı seni Ömer Hoca? Yani hani sen direkt kırmızı kart gösterdin. Peki onun dışında seni niye VAR'a çağırdı? Bir izle dedi değil mi? Bir bak dedi. Ya şimdi ben de defalarca izledim pozisyonu az önce. Bir ayağa direkt yani direkt böyle bide basarsın. İşte bir şey olur yani. Yüzün kırmızı kart olur ki benim objektif olduğunu hemen hemen herkes bilir spor camiasında. Bu biraz ağır bir karar oldu ama ağır bir kararın ötesinde verdiği kartlar, vermediği kartlar Ömer Hoca bugün formsuzdu, öyle söyleyeyim. Bir tane genç hakem bütün emekleri bu kadar yok sayamaz. Ben onun için buna vurgu yapmak istedim. İnşallah Ömer Hoca da kendisi izler. Vicdanen rahatsa hiçbir şey diyeceğim yok. Akabinde 27. dakikada gol atınca karşılıklı gollerle, karşılıklı ataklarla ilk yarı bitti. İkinci yarı rakibin kırmızı kart görmesiyle oyun çözüldü. Buradan hakkımız olan galibiyeti aldık. Geçen haftaki galibiyetin de bir sabit olmadığını burada ispatladık. Ondan sonra yolumuza bakacağız. Ufa Spor, Şanlıurfa Spor'da bundan sonraki maçlarına başarılar dilerim. Evet, Atılay Hoca hakkımızı da aldık diyor. Bu ne kadar bir hak bilemiyorum ama dediğimiz üzere sabahtandır konuşuyoruz burada. 11'e 11 iken Şanlıurfa Spor iyi futbol sergiledi. 10 kişi kaldıktan sonra da biraz iyiydi ama her zaman söylüyoruz, her hafta söylüyoruz. 70-75'lerden sonra biraz kondisyon düşüklüğü yaşıyor Şanlıurfa Spor. Ya bir de 10 kişi kalınca tamamen yoruldu. Belki 11'e 11 olsaydı bugün hakkımızla kazandık diyemezdi Karagümrük hocası Atılay Hoca. Evet, neler diyeceksiniz şimdi hocaların açıklamalarıyla ilgili? Şimdi ben bunu sevgili İbrahim Halilgen de izliyormuş bizi, İzmir'den selam olsun. O futbolcu diyor, Karagümrüklü futbolcu. Orada demiş olsaydı ki ya ayağıma basmadı. Emin olun ki bugün Türkiye futbolcuyu konuşurdu.
3 takla atıyor Mehmet abi. He. Adam dikkat ederseniz pozisyondan yani, sonra hakem yerde olan, bir... Çok yaşadık bu tür olaylar Ademciğim. Yani şimdi penaltı veriyor. Hakem hafızlı çıkıyor ki ya hocam valla penaltı değil. Yani burada dünkü futbolcu onu yapmazdı. Erkan Hoca da bireysel hatalarımız vardı. Evet. Ama bu maçı bu kıvama getiren genç ve başarısız bir hakem bence. Ömer. Yani şimdi Tolga Hoca bu maçta sınıfta kalmıştır. Ben Urfaspor'da yöneticisi olsam bir daha bu adamı kendi maçıma istemem. Evet. Yani biz burada hakemleri de eleştirdik, söyledik. Fakat bu hakem emin olun ki Urfaspor'un hakkını yedi. Yani şimdi var hakem ısrarla çağırıyor. Hocam diyor pozisyonu inceleyin ve kulüp başkanı bir şey söyledi dikkat edersen. Kili arasında bir tartışıyor yani sen neye beni çağırıyorsun? Yani akılan bu kadar peşin kararlı ki. Yani var ne olursa olsun hiç varın kararını takmıyor. İşte bu ama bunu bak bunu başkan, yani bugün Şanlıurfaspor'un canını yakan yarın başka bir takımın yakar, da canını yakar. Yarın Kocaeli'ninki de yakar. Bir art niyet gezersiniz. Acaba idam oynamış. Ya, futbolcular şey oynuyor diyorlar bilmem ya, ne diyorlar. O zaman hakemler de oynuyor. Ben sana söyleyeyim. Yani şimdi o ana kadar 49. dakikaya kadar Urfaspor ya şimdi Fatih Karagümrük çok önemli bir rakip. Geçen sene Süper Lig'den abi bir de Fatih Karagümrük'ün bu maçını izledim. Bundan önceki maçı bu şampiyon olacak bir takım değil. Değil ama yani şimdi geçen hafta Ankara Gücü'nü yendi. Evet yani şimdi siz bakıyorsunuz evet. Mesela örnek şimdi Ankara şey olarak söyleyeyim. Ankara Gücü'nün de 8 puanı Urfaspor'un 6 puanı var. Şimdi Ahmet Spor maçını da izledim ben. Evet. Bolu Ahmet maçını da izledim. 90+5'te Bolu Spor gol attı. Evet. Evet. Kocaeli Çorum maçını da izledim. Çorum'un da puanları var. Mehmet abi 90+6'da ye önemli ama evet. Böyle bir bariz hani bir hata. Ya 11-11 olmuş olsa Urfaspor Spor yenildi 4 hafta 3 hafta yenildiğinde biz hakemler geri bir şey demedi. Dedi ki ya Urfaspor oynayamadı. Gücü bu kadar yenildi. Ama bugün hakemin bu hatası maçın önüne geçti. Evet. Bu adam üzüyor yani. Yoksa Urfaspor yenilebilir, her takım yenilir. Tabii her takım yenilir. Fenerbahçe de Galatasaray yenilir. Gayet normal yani şimdi futbol içerisinde. Iğdır yani, Spor yenildi. Yani şampiyonun en güçlü adayıydı. Aynen. 2 haftadır yeniliyor yani. Evet. 2 haftadır yeniliyor. Evet. Doğru. Evet teknik direktör açıklamalarından sonra şimdi isterseniz bir kısa reklam arasına gidelim. Hay hay. Tabii ikinci bölümde yine Şanlıurfaspor bu hafta deplasmanda Kocaeli Spor'a konuk olacak. Onun analizleriyle ilgili de olacak. Birçok daha videolarımız var. Evet. Şanlıurfaspor'un yeni otobüsünü bir ekrana getiren evet. Takım otobüsü ekrana kapatmadan gelecek. Kapatmadan önce sevgili evet. Furkan Çadırcı bizim kajelerimizi yapan, tanıtımımızı yapan kardeşimiz de izliyormuş sağ olsun. Kendisine buradan selamlar gönderelim. Eline, emeğine sağlık. Gerçekten de güzel bir tanıtımı yapmıştı. Ama şöyle telemarkaj ekibi geniş bir aile. Tabii onun için. Yani perde yüzden, arkasında evet. Birçok ama Furkan'a da var. Ayrı özel bir babası da iyi bir Urfasporlu'du. Bekir Çadırcı'nın oğlu sağ olsun. Genç gelecek vaat eden bir yetenek. Evet. Kendisinden çok şeyler bekliyoruz. İnşallah Urfaspor için de daha güzel şeyler yapacak. Selam olsun buradan. Kendisine. Mesajlara girmedik. İkinci bölümde mesajlar gireceğiz. Mesajlar çok evet. Onu söyleyelim. Daha o yüzden futbolcuyu tanıyanlar var. Mesaj futbolcuyla arkadaş olanlar var. Arkadaş olanlar var. Abi. Aslında çok da değerli İbrahim Halil Gömük ağabeyimiz yazmış. Ya futbolcuların bu şekilde tanıtılması hem Urfa'nın değerlerinin bilmeyen insan, adam 20 yaşında tanımaz bilmez evet. Kimdi ama ha en azından işte Urfa'dan böyle bir futbolcu çıkmış der. Bu da güzel bir olay. Sana da teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyenler şimdi kısa bir reklam için sizden müsaade isteyeceğiz. Reklamlardan sonra ikinci bölümde tekrar sizlerle birlikte olacağız.